Evet arkadaşlar, bugün gizli bir hazinelik bir yere geldik. Eskinin iyinin iyisinin olduğu kümes diyeyim yani size. Yaklaşık 20-30 yıldır kırılmayan kuşların sahibi olan bir tane abimin oğlunun kümesindeyiz. O da babasının soylarını besliyor zaten. Burada iki tane birbirinden ünlü insan var. Nasıfcığım hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Neredeyiz? Kadir Tutçu'nun yanındayız. Hemşerim, yeğenim. Onun evet. Damızlık kümesi bir arkadaşıyla beraber onun çatısında kuşları var. Onların yanına geldik. Abi dedi gel orada kuşlarımıza da bakalım dedi. Geldik ziyaret ettik. Kadir kardeşim seni tanıyan tanıyor mu? Sen yine de bir daha kendini tanıt. Bu arada bütün üye sakinlerine hayırlı pazarlar diliyorum. Bütün kuş meleklerine selamlarımı sunuyorum. Biz bunun meraklısıyız. İyisinin meraklısıyız. Bu arada ben Lojman İsmail'in oğlu Kadir Tutçu. Aslında Sivaslıyım. Hüseyin abim de Sivaslı. Sağ olsun Hüseyin abim bugün bizi ziyarete geldi. Kuşlarımızı tanıtacağız. Yani bu ayrı bir zevk. Senelerin bir soyu var burada. O soyu elimizle muhafaza etmeye çabalıyoruz. Abi senelerin demişken kaç senelik tahmini bir kardeşim, süreç söyleyebilir misin? Aslında damızlıklar beton kümesinde. Aynen. Burada 3 tane dişim var. 3 tane dişim var burada. Onlar da bu sene bayağı ezildiler hayvanlar. Ha. Çünkü bunlardan bu sene bayağı yavru aldım. Kardeşim bunlar 40 senenin üstü diyebilirim yani. Zaten baban kırmıyor kolay kolay kuşları. Ya bizde 4 kan kuş var. Beyaz ırkı var. Beyazlar var içeride. Beyaz ırkı var. Beyaz ırkı Sivas'a ait değil. Hı? Urfa. Geldisi de kısaslı velo. Kendisi Urfalı. Herkes Arap beslediğini biliyor ama evinin odasında kendisi özellikle beyazlarını besliyor. Çavuşlu beyazı. Terminatör mü lan? Ben sesli, şamatalı, deparlı kuşu seviyorum. Öyle. Hı. 2 saat uçan kuşu ben evimde barındırmam. Hı. Ya herkese ben saygı duyuyorum. Ben çok uçumlu kuşu seviyorum. 4 saat, 5 saat kanat sallayacak. Dişiler 8-10 takla arası deparlı. Erkekler de 4-5 kaçabildiği kadar. Metrajda sıkıntı yok diyor. Ben fazla uzun giden kuşu da sevmiyorum. Maksimum 1,5-2 direkt. Ama dayanıklı kuşu seviyorum. Dayanıklı demek dememin anlamı da şudur. Bu sezon uçan kuşu ertesi sezonda uçuracağım. Ondan sonraki sezon. Sezon dediğimizde 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl. Özellikle ben erkek hastasıyım. Hatta geçen yıl, ondan önceki yıl başladıydım. Geçen yıl 5 tane hazır erkeğim vardı. Hüseyin abi işlerden dolayı. Evet, gidemediydik. Ben gittim ama izledim canlı canlı. Boran abi de. İşlerden dolayı vakit bulamadı. Ben de turizmciyim. Otelde animasyon bölümünde eğlence müdürlüğü yapıyorum. Ben de işlerden dolayı ben zaman bulamadım. Bir denk gelemedik. Aynı kuşlar bu sene yine uçacak. Bu sene sırf yavru aldım bahçede uçuracağım diye. Belli başlı kuşlardan. Aynen. Onları götüreceğim işte Eylül gibi. Şimdi sıcakta götürdüm mü? İnsan gölgede güneşin alnında 5 dakika duramıyor. De ki bu hayvan havaya kalktığında 2 dakika uçtuğunda nefes nefese kalıyor. Bir de tüy. Doğru. Tüyden dolayı Antalya'nın iklimi diğer illerimize göre biraz daha sıcak iklim. Kuş Antalya'da 4,5-5 ay uçmaz. Antalya'da Eylül'ün 25'inden sonra başlar. Kış bitimine kadar. Kış bitimine kadar. Nasip olursa Hüseyin abim canlı çekeceğiz bu sene. Canlı yayında uçuracağız. Canlı yayında uçuracağız. Canlı yayında bu sene nasip olursa Hüseyin abimi ağaç etmeyi düşünüyorum. Sabah gelecek. Kahvaltımızı yapacağız akşama kadar. Beni aramayın aga. Ben kendi bahçemde mutluyum. Siz ikiniz gidin. İyisi bunu izletir. Nasıl? Ben o zaman iyi olur. Bak zaten gelirim. Ama 2-3 kuş izlerim. Ben bahçeye gider kendi kuşumuza bakarım. O biliyor benim oyunu. Bendekiler de sizin yani. Ya tabii önemli canım abi. Senin benim kümesi var mı? Dostluk. Dostluk olduğu yerde her şey olur. Doğru diyorsun. Ama kuşçular camiasında ben şunu gördüm. Ya her şey insanın değeri bir kuşluk. Bir kuş için bütün insanın seyircilerini çözebilirsin. Evet. Onun için ben kimseye vermiyorum da kolay kolay almıyorum. Zaten kuş sokmuyorum kuşlarımın arasına. Tabii. Çünkü sokarsam
geriye gitmiş olurum. Sokmazsam ileriye taşır beni. Ben eşyemeyi bile havada yapıyorum. Yerde kesinlikle ben eşyeme yapmam. Uçururum, havada tamir ederim. Elma misali. Bir elmanın yarısı, bir elmanın yarısı. Denk yani. Ben elde de kuş anlamam. Havadan anlarım. Zaten işin püf noktası da budur. Havalı. Ha, millet şimdi diyor 40 senelik, 50 senelik soylar. Tamam olabilir. 70 senelik soy da olabilir. Ona ben kafiyim. Ama kuşun altı çalışıyor mu? O kuş nasıldı? O zaman nasıldı? 50 sene önce nasıldı kuş? Belki yarım direkt gidiyordu. Millet diyor kuşu birbirine aynı kuşu girdiğinde köreliyor diyor. Ya her kuş için geçerli değil. Aa bak gösterdiğim o sarı göz. 40 senenin üstü diyorum. 10 çanak altına vuruyoruz biz. 10 çanak. Abi çanak pek anlamaz arkadaşlar da. Çanak dediğim 10 yavruyu çaprazlama yapıyoruz. Heh. Bu sene aldığın yavruyu 5 dönem yavru aldın. Hı hı. Bir dönem yavru, ikinci dönem, üçüncü dönem, dördüncü dönem, beşinci dönem, altıncı, yedinci. En sondaki yavruyu... En baştakine vuruyorsun. 2001'deyiz. Hı hı. 2003'ün yavrusunu birbirine vuruyoruz. Anca böyle kan tazelenmiş oluyor. Sıkışma. Güvercinde ben ve babamdan, ben Ahmet'ten, Mehmet'ten ben duyma kuşçu değilim. Ben çekirdekten yetişen bir insanım. Benim babam da Türkiye çapında mim yapmış. Ha. Babam zevkçisi bunun, hobicisi. Bizde dört kan kuş var. Gök sarı gözlerim var. Duman sarı gözlerim var. Ayrıyeten turbo diye nitelendirdiğim ses depar. Suratlı bir vaziyette. O cinsim var. Bir de kısaslı velodayının beyazları var. Mavi gözlü. Aralarından 11 fek çıkıyor. Getir o beyaz dişiyi. 11 fek mi? Bunlar da kısaslı velo dayının beyazları. Gözlerine dikkat edersen mavidir. Dur abi ben çekeyim. Nerenin kuşu bu şimdi? Memleket bunlar şey olarak, Urfa Çavuşlu beyazı diye geçiyor. Onu zaten beyazı. Türkiye'de beyazın menbaası Urfa'dır. Millet diyor Eskişehir, Erzurum. Erzurumlar düne kadar nereden aldı abi? Erzurumlarda Veli amca şu an 99 yaşında. Arasınlar konuşsunlar. Sivas'a bile beyaz Urfa'dan gitti. Evet. Urfa. Ha, bu kuş 8 yaşında 4 yıl üst üste uçmuş. Ben dişi taraftarı değilim. Erkek taraftarıyım. Allah'a bin şükür. Ha, elin iyisi bitmez. Ben elimdeki kötüden ben bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Ha, ben zevk de alıyorum kuşlarımla. Ha, kuşlarımın arasında hepsi mi iyi? Ona ben burada bir nokta koyuyorum. Hepsi iyi değil. Kuşlarımın altından hiç oynamayan da çıkıyor. Ben onu kesinlikle atmıyorum. O oynamayanın altından daha iyi yavru düşüyor. Taklaya boğuluyor. Onda da mızık yapıyorum. Onun altında. Niye? Ben kuşumun 7 göbek gerisini tanıyorum. Eskiye dayandığı için. 7 ciltini tanıyorum yani eskiye doğru. Şimdi adam, herkesin görüşü farklı ya. Bunu uçuran adam bilir. Doğru diyorsun. Kimisi siyah seviyor, kimisi beyaz. Ya herkese kuşturup, saygı duyuyorum farklı abi. Farklı şey. Gösteriyorlar bana abi, videoya bak. Abi videoya bak da. Her şey bir seferiyle olmuyor. Hatta bir muhabbet geçti. Benim bir İstanbul'da sevdiğim bir abim var. Doktor. Bir yerden Sivas kuşu gelmiş. Sarı göz. Kadir'im bunlar Sivas mı? Abi dedim her sarı göz kuş Sivas olmuyor ki dedim. Ne? O kuşu uçuracağım. Sivas kuşunun kriterlerini yapıyorsa o kuş Sivas'tır. Sivas kuşu kesinlikle öyle bir saat, bir buçuk saat, iki saat uçmaz. Sivas kuşun en az uçumlusu 4 saat, 5 saat, 8 saat, 10 saat. Ha, bu hayvanda ciğer var. Sivas kuşunun ben bir de şöyle göstereyim sana. Göster bakalım. Fiziksel olarak ben bir şey göstereceğim. Sivas kuşu göğsü geniş gibidir. Posta kuşu gibi. Göğsü geniş, arkaya doğru daralıyor. Yani bir vücutlu insan gibi düşün. Üçgen vücutlu. Üçgen vücutlu. Gözü çok güzel maşallah.
Bunlar kanat türünde. Bunlar taklayı çevirdi. Buraya getirdim. Nasip olursa bunlar bu sene uçurdu. Uçacak mı nasip olursa. Var hazır kuşlarım var orada. Damızlıkları da göstereyim nasip için. Evet. Damızlıklara geçmeden önce burada Mehmet Özkaya kardeşim aynı zamanda bu kümes onun. Mehmet Özkaya kardeşimin Özkaya Canlı Mezat diye YouTube kanalı var arkadaşlar. Yeni bir kanal açmış. Orada 500 abone olunca bir takım kuş hediye edecek kardeşimiz. Oraya da buraya ben linkini koyacağım. Ona da destek olalım. Şu şekilde şöyle göster. Ona da destek olalım arkadaşlar. Evet, bir Mehmet takım kuş hediye edecek 500 abone. 75 abonesi mi var? Şu anda yeni açmış zaten kanalını. Bu kardeşimize de destek olalım. Sizden ricam. Birbirimize destek olacağız. Bu kardeşimize de destek olalım. Burada canlı mezat falan yapacakmış. Evet abi her 500'e de kuş verebilir yani. Destek olalım. 500 abone, ilk 500 abone de ben buradan söylüyorum. Kendisi işe gitti ama ona diyorum ki 500 abone de kuş verecek size. O kanalda çekiliş yapacak kuşlar da ben bizim aracılığımız. Bu videonun içinde size göstereceğim arkadaşlar. Devamında göstereceğim. Mehmet Özkan canlı mezatı benim çocukluk arkadaşım oluyor. Bu yerin sahibi zaten kendisi aynen oluyor. Benim çok eskiye dayanan bir arkadaşım var. Dostluk arkadaş değil bizimkisi artık. Abi kardeşlik olmuş. Yani şimdi şu damızlık kümesine bir o biraz kümesine bir geçelim. Damızlık kümesine bir geçelim. Evet. Şimdi arkadaşlar damızlık kümesine geçtik. Burası biraz şöyle baktığınız zaman kümes yokmuş gibi gözüküyor. Ama aşağı indiğin zaman şöyle gel. Bismillah. Böyle bir çukur yapmış kardeşimiz. Bu çukurun içinde bu. Dedir abi işini bilir. Dışarıdan aşağı müdahale edilmesin diye. Sen çeksene. Böyle bir kümes sistemi yapmış. Şöyle aşağıya iniyorsun arkadaşlar. Bakın çukur. Buradan evin balkonun camlar evin içine bakıyor. Bu camlardan açıp burayı da kontrol ediyorlar. Herhangi bir tıkırtı bir şey olduğunda. Kamera sistemi de var zaten. Girişte her tarafta var. Şöyle. Bu sene sana demiştim 6 yaşında bir erkek başlattım diye. Evet. 6 yaşındaki erkeğim. Evet. 6 yaşında. Bu sene uçurdum. Bora abi bayağı bir videolarını attı. Bu Boran'ın Orduçan erkeği. Çolak erkek vardı orada. Oğlunu da uçurdum bu sene. Evet. O erkek. Çolak'ın babası mı bu? Çolak'ın babası oluyor. Kendisini de uçurdum 6 yaşında. Bora abi uçurdu. Ben uçurmadım. Seyisim Bora abidir. Dizisi de burada. Bunlar sadece iki renk çıkar altından. Gök. Yeşil boyunlu bozlar çıkar bunların altından. Normalde bizim orada kızıl derler arkadaşlar. Biz buna kızıl diyoruz. Kızıl diyoruz. Bu erkek kızıl dişi. Ondan sonra bu erkek bunun babası aşağıda. Bunların hepsi uçup dönmüşmüş. Burada bir tek beyazlar var uçup dönmeyen. Bunların hepsi görevini en az uçan 2 yıl. Bu erkeği ben 3 yaşında 2,5 yıl uçurdum bu erkeğe. Evet. Duman erkeğe. Bu arada kümes çok güzel arkadaşlar. Çok serin. Sevindim. Esintisi falan çok iyi. Kümesi şeyi çok iyi. Hava darlığında kuşlar sıkıntı yaşıyor. Ama hava dolundan dolayı hava sirkülasyonu çok iyi kümesin. Ceyran yapmıyor ama sirkülasyonu çok iyi. Bunlar bozulmamış. İşte sarı göz gök dediğim biraz önce bunun aynı soyun dişisini gösterdi. Babası oluyor zaten kendisi. Evet. Bu erkeğin. Çolak'ın kardeşi. Bu sarı göz dumanlı dediklerim. Biraz etlensin diye kuyruğunu aldım ben bu erkeğin. Kendisi 12 yaşında var bu erkeğim. 4 yıl uçtu. 4 yıl da şöyle uçtu. 2 yıl ben bel dibinde katamaran resort'ta uçurdum bu erkeği. Ondan sonra Side'ye gittim. Side'de sıcakta uçurdum Ağustos'un sıcağında. 1 yıl bir fiil uçtu. 2 yıl katamaran resort'ta, 1 yıl da Stone grubunda Royal Dragon'un plajında uçtu bu kuş. Bu erkeği. Ondan sonra turizmci yani bu da. Bu da turizm diyormuş. Evet, Sivaslı ama kendisi. Evet. Antalya'nın bütün otellerini otellerini gezmiş bir. Bu da beyazlarla, turbolarla denediğim kuş. Tajlı. Tajlı. Sazganat gök. Bu da başladı. Gidişatı çok iyi. Uçurdun mu? Kanatlarını, kuyruklarını aldım ben. Millet makaslıyor ama ben çekme taraftarındayım. Kalırsa abi ya öyle bir şey yok kardeşim ya. Tüy de son ikiye düşmüş kuşun. Son iki son kesiyorum. 10 gün sonra da onu yoluyorum. Zaten kuruduktan sonra. Kuruduktan çünkü sonra borular boş kaldığı için otomatikmen
dipten kuruyor. Aynen. Onu da hafif ellediğinde zaten eline geliyor. Atar. Öyle direkt çekilmez zaten. Tabii canım öyle çekersen. Şu ona, gökbenekli turbolarda. Dip not geçelim de birden çekmesinler kuşlar. Kanadını çekmeyin arkadaşlar. Tüydek kuşun kanadını kısa makaslayın. 10 gün sonra da alabilirsiniz. Turbo çok... diye nitelendirdiğim kuşlar bunlar abi. Maşallah. Böyle postu. Bunlar Sivas değil mi abi şimdi? Orijinal Sivas bunlar. Bunlar çakır göz. Çakır göz. Çakır göz. Turbo diye nitelendirdiğim bunlarda tazeleme huyu var. Belli bir yerden sonra... Aynen. Hırsını öyle bir tazeleme değil. Yeri geldiğinde iki tane tazeleme huyu var. O zaman bunlar uzun kaç? Bu erkek de 4 yıl uçtu. Dişi de uçtu. Burada uçmayan bir çift beyaz yavrular var. Kadir abi o zaman bunlar uzun kaçıyor. Tazeliyor dediğine göre. Ya işte aralarından hepsi değil. Ha, nadir var. Çıkıyor. Tazeleme huyu. Kuş sevinçli. Nasıl insan sevinçli olduğunda haykırıyor. Kuş da öyle. Sesini alamıyor. Bir daha. Bir daha. O biraz önceki tepelinin büyük abisi. Bunu da başlattım. Bu da bu sene uçacak. İki büyük üstü bu da. Hatta annesini Hüseyin abi gördüydü. Bahçede bir kirli gök aynalı dişi vardı. Birebir onun oğlu. Bunun da bir tarafı şey turbolar, bir tarafı da beyazlar. Kafa bu erkeği beyaz, uçurdum. Kanatları, saz kanat, ayak, at kuyruk. Bahçede beyaz. Evde bahçede uçurdum. Ondan sonra getirdim bahçede tekrar uçurdum. Tüye girdiydi. Orada ziyan olmasın diye buraya getirdim. Duman sarı göz dişim. Dumanlar zaten sarı gözler. Bir kan. Şurada da. Bunlar hepsi bir kan. Koyu da veriyor. Açık renk de veriyor. Açık renk verenlerin uyum sistemi daha farklı oluyor. Ha, bizim bozumanlar gibi. Koyusu bir tık daha şey biraz daha. Bu biraz önceki dediğim gök sarı göz erkeğim. 6 yaşında başladı. Onun oğlunu da uçurdum. Oldu. 3 yaşına geldi bu da. Bunu da uçuracağım bu sene. Bir de Eke'ye bahsediyorsun. Senin... Eke. Ben Eke. Yavru koyununu ben sevmiyorum. Eke. Özellikle yavrunun üstünde. Yavrular ne zaman babanın peşinde koşturduğunda erkek havadadır bende. Dişi çekiyor. Zaten o zaman kuşun pisliğini görürüm. Anlarsın ve görürsün. İçinde pislik varsa anlar. Tıpa affedersin. Tıpa yerse yer. Yemezse çaput olur kalır. Bayılır, bayılır. Ben az kuş meraklısıyım. Çok kuşa da gerek yok. Kendi kuşlarımın arasında çalışıyorum. Ha belli tutmuş kanlar var ama kendi aralarında deniyorum ben yine. Bunlar yine beyaz dişini. O dişi diye pembe boncuk taktım. Erkeğini çıkar bir dakika. Erkeği aşağıda. Erkek yavru değil mi? O erkek. Bunları damızlık bıraktım. Bunlar da o bir yumurta büyüyor. Bu bir yumurta küçüğü. Onları damızlık bıraktım ben. Babaları aşağıda. Babalarını da göstereceğim şimdi. Abi bence iki video çekelim. Aşağıda Mehmet Özkan canlı mezatın şeyi de var orada. Kuşlar kendi var, süs kuşları falan var. Zaten bunlar benim. Onun farkı yok yani. Aynen. Biz senelerin bir dostluğu var. İşte abi bunlar, ben az kuş hastasıyım. Az kuşla hedefine daha da çok ilerliyorsun. Zamanı daha çok harcıyorsun aslında. Ya illa ki şimdi 20 tane yavru alıp da uçurma derdim var. Bir de 8 tane yavru alıp da uçurma derdim var. Bir de Antalya iklimimiz bizim o kadar kötü bir iklim ki atmacadan dolayı. Evet. Allah'a şükür şeytan kulağına kurşun değsin. Benim uçurduğum yerde 2 yıldır uçuruyoruz biz. Bora Aydın abim var benim. Köpek çiftliği var. GSD Alman Kurdu Dernek Başkanı Boran Aydın Türkiye kardeşim. Türkiye genelinde federasyon başkanı. Evet, Türkiye genelinde çok sevdiğim bir abim. Onunla orada uçuruyoruz işte kuşları. Orada şeytan kulağına kurşun değsin. Abi orada bir tane verdiğim yok atmacaya. Ben verdim. Bir tane senin verdiğin benekli vardı, hatırladın mı? Sivas erkek. Abi o da senin şansınmış yani. Onu da Boran başlattı.
He, Boran uçurdu. Gene Boran uçurdu. Ben işteyken uçurduydu. Eke başlattıydı. Onu atmaca almış. Şöyle... Hatta Orhan Gil gelmiş kaldırmış. Daha ilk seferinde almış kuşu. Doğrudur. Olabilir abi. Bizim Kayseri'li Orhan vardı ya. Orhan geldi. Evet abi. Beyazların altından farklı bir şey düşmüyor abi. Ama ben beyazların altından hiçbir renkli yavru görmedim. Yaklaşık 30 yıldır bizde beyazlar. Yani bunun bir 35 yılı daha var. Geldi variyeti 35 yıl. 65 yıl. Aslında Veli amcayı herkes Arapça olarak bilir ama Veli amca şöyle söyleyeyim. Aslında en emek verdiği kuşları beyazlardır. Evin içinde besliyor. Şu an 98-99'a girdi yani Veli amca. Hala ise şöyle söyleyeyim. Eskiler. Türkiye'deki pir diyebilirim. Bak babam 77 yaşında. Babam hala arar ondan bilgi alır. İşte. Ya biz iyisinin hastasıyız. Nasip olursa bu sene zaten Hüseyin abi çalışıyorum da dese abi Hüseyin abinin elimden gerekirse yakasına yapacağım abi. Hadi gidelim. Hadi gidelim diyeceğim artık. Evet. Gelirim. Artık bu gelirim. İşim rahat. İşim rahat biraz daha. Patron oldu iyice. Bu sene işim rahat. Bu sene ben de bıraktım. Artık seyyar müteahhitçilik yapıyorum. Turizm bırakıyor. Emlak işleri yapıyor Kadir. O artık da güzel. Turizm de bir yere kadar. Aynen. Dürüst olduktan sonra her iş mübah kardeşim. Dürüst en yapıyorum. Önemlisi doğruluk. Doğru hiçbir şeyden şaşırtmaz insanı. Aynen öyle. Evet Kadir'im. Şimdi bir de bu videoyu bitirelim. Olur abi. Mehmet kardeşimin kuşlarını da bir çekelim. Sıkıntı yok. Mehmet benim. Fark etmiyor zaten. Aynen aynen. Eyvallah İkimiz kardeşim. İkimiz de emek veriyoruz. Bir de onu çekelim. Aşağıda gideriz. Onun süslüleri aynen. Var. Özel damızlıkları var onun. Ayağına sağlık. Teşekkür ediyoruz kardeşim sana. Abi ben teşekkür ederim. Sivaslı siz olarak. Siz geldiğiniz için. Eyvallah. Abi, biz Sivaslı olarak böyle kendi hemşehrilerimin Antalya'da böyle benim yanıma gelmesi, benimle muhatap olması, dürüst insanların böyle yer, mevki sahibi olup güzel kuşlarla hizmet etmesi beni sevindiriyor. Herkes iyiye hizmet etmesini diliyoruz. Bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Açıklama yapabilir miyim? Hüseyin abi ne uzun zamandır bu kadar güzel Sivas kuşu gördün mü? Ya işte bir hemşerilerimizde saklayanlar da var işte. Gömüyor işte bak. İşte, ama ne yapsın bak şimdi eskiler nasıl eski kafalı adamlar kuşu dağıtmaz. Keser. Çoğaldı mı kuşu keser. Anladın mı? Şunu anladın nasip mı? Olursa bunun bir büyüğü var. Çapar erkek göstermiştirim belki orada. Bunun biraz Boran'ın açığı. Orada. Aynen. O erkek 4 yaşında. 4 yaşında bu sene uçuracak. Özellikle ona canlı video çekeceğiz. Evet. Özellikle. Beyazlarla. Evet. Şimdi arkadaşlar. Beyazlarla turbolardan. Şimdi arkadaşlar lafını unutma. Yorum yapıyorlar. Ya o kadar anlattı uçan. Abi bu sıcakta uçan olmaz. Dışarısı 45 uçan derece. Ağzına bak. 45 derece dışarısı. Bu kümesin içi de serin bakın şu anda. Yani burası serin. Dışarısı cehennem gibi. Arkadaşlar Antalya'nın abi, sıcağı çok pis. O yüzden şimdi şurada 1-2 ay sonra uçum başlar. Uçum başladığı zaman da tüyden çıkan hayvanlardan sonra canlı yayını açacağız böyle. Karnımızı kaşıyor. Gerçi izlemiyoruz. Uçum videosu diyorsunuz. Canlı yayın yapıyoruz izlemiyoruz. İzleyen adamlar hep aynı insanlar. Yorum yapanları ben canlı yayında göremiyorum. Ya yorum yapmayacaksın ya yaptıysan arkasında duracaksın. Kuş uçarken izleyeceksin. Ben buna söylüyorum. Emeğe saygınız olacak. Şu kuş yerde bile besleniyorsa buna saygınız olacak arkadaşlar. Size kimse zorla bir şey yapmaya çalışmıyor. Zorla size kuş da satan yok burada. Sana kuşu anlatıyor adam. Beslediği kuşu anlatıyor. Ama dinlersin ama dinlemezsin. Ama senin zevkine tarzındır ama değildir. Sen bol paça seversin bu dar sever. Sen uzun giden atımlı kuş seversin bu kısa kaçsın deparlı kaçsın der. Yani bu zevkimiz bizim arkadaşlar. Güvercin lütfen herkes emeğe saygı duysun. Bir tane bana posta bile uçursanız şöyle vantilatör sallıyorsunuz bilmem ne yapıyorsunuz Adana. Ben ona da saygı duyuyorum. Öyle arkadaşlarım da var. Onları da çekiyorum denk geldiği zaman. Dönek, mönek. Fark etmez arkadaşlar. Hayvan sevgisi bu. Maksat birbirimizi bir sevelim sayalım. Yapabiliriz. Eğer çok görmek isteyen arkadaşlar varsa iyi kuş görmek isteyenler. Ekim'in 15'inden sonra haberleşelim. Buyursun gelsin. Misafirimiz olsun. Misafirim olsun. Yarın gerçek yerimiz var. Bir tane değil yani. 5 tane bak dişiyi saymıyorum. Ben dişi kuş sevmiyorum. 5 tane eke bileziklerine de bakabilir. Yavrunun üstünde kaldırır uçururum yani. Evet. Ben hayvanıma güveniyorum. Evet. Çünkü ben geldisini biliyorum. Evet. Bana bu gökten zembille inmedi. Babama da gökten zembille inmedi. Evet. Eşten. Ya soy takibi yapılıyor. Temiz kuş besleniyor. Amaç bu arkadaşlar. Yani uçan kuş her zaman oluyor. Ama tüy döneminde olduğu için şu anda sadece yerde çekiyoruz. Ama uçan kuş da var. Kadir'in dediği gibi
gelirsiniz. Benim orada sandalye yetmiyor ya. Benim orada bak, ben Sivas kuşu uçuramıyorum. Yok bende hani, ben Kadir verdi. Ölenler oldu, bilmem ne oldu. Gene sıkıntı değil. Bu kümesten de istediğimi alırım. Abi sıkıntı yok ama yani. Benim vaktim yetmiyor. Dost olduktan sonra benim dost vaktim yetmiyor. 3 saat 4 saat duramıyorum. Ama işte Kadir Boran uçuruyor. Orada çiftlikte çünkü. Akşama kadar orada. Boran uçuruyor. İşte o yani uçurabilen, vakti olan arkadaşlarımızı uçutturuyor ki oynuyor kuşlarda. Sıkıntı yok. Dediğimiz gibi hepiniz kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar emeğe saygı diyorum. Ne olursa olsun hayvan sevgisi bu ya. Hayvan sevgisi. Her zaman da uçum videosu da çekeceğiz. Teşekkür ediyorum Kadir kardeşim. Kendine çok ben iyi bak. Ben teşekkür ederim. Hepinize teşekkürler. Like unutmayacağız arkadaşlar. Hoşça kalın.